MİAD Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Avukat Doktor Mehmet Emin Tatlıpınar ekranlarınızda. Business Time ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Stüdyomuzda Mehmet Bey var. İsterseniz sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben emekli subay, şimdi avukat Mehmet Emin Tatlıpınar. Aslen Aksaraylıyım. Lakin Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Aynı zamanda Ankara MİAD Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu ortaklarından birisiyim. Müvekkillerimize birçok alanda ve birçok konuda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Devletin birçok kademesinde ve kritik görev yerlerinde uzun yıllar hizmet verdim. İnşallah yakın zamanda da siyaset hayatına atılıp bu hizmete kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Çok memnun olduk efendim. Peki son zamanlarda gündemde olan sosyal medya tasarısı ile ilgili neler söylersiniz? Sosyal medya tasarısı aynı zamanda kamuoyunda dezenformasyon tasarısı olarak da bilinmektedir. Yalnızca internet yayıncılığı değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarını ve şebeke hizmet sağlayıcıları adı altında WhatsApp, Signal, Skype gibi sistemleri de içine almaktadır. Bu tasarıyla birlikte internet gazeteleri basın kanunu içerisine dahil edilecek. İnternet üzerinden yayın yapan haber sitelerine yeni sorumluluklar ve yaptırımlar yüklenecek. Bununla birlikte halk arasında korku, endişe verici, haber yapan, aynı zamanda ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığına aykırı olarak gerçek dışı haber yapan bütün platformlara bazı yaptırımlar uygulanacak. Yine bu internet yasası dediğimiz gündemdeki 5651 sayılı kanun ile birlikte de Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun erişimin engellenmesi yetkileri arttırılacak. MİT kanunundaki bazı suçlar da bu erişimin engellenmesi uygulaması içerisinde dahil edilecek. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim stüdyomuzda Mehmet Bey'i ağırladık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.